geliyor, kurt geliyor. Böyle bir story atırmış demek ki bunu. Nereden bulacak abi? Kafasının üstü tok... Yani yanlış anlaşılmasın Mert vallahi. Kusura bakma biraz daha yumuşayım. Tokmak değil, armut gibi bir yapı ya var. Ya benim anlayamadım. Yani. Burada kaşların durumunu anlayamadım ben. Bu kaş nasıl bu noktaya geldi? Ya kaş böyle olup durur mu ama? Kaşın bu kısmına doğru artık kendini salmış yani, anladın mı? Mert'e zorbalık yapmayın mı? Zorbalık değil abi bu. Zorbalık değil ki bu. Mert sen alınıyor musun bunlardan? Alınmalı mıyım? Ama bıyığını yersen yaparım yani ben de bunu. Bıyığını yeme abi sen. Velev ki zorbalık. Velev ki zorbalık. Biz dün ölümden döndük amına koyayım. Bu saatten sonra fark eder mi? Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Mert'e zorbalık yaptırmam ben daha. Çünkü dün harbiden sabah ben Nuri, Mert yolda giderken büyük bir kaza atlattık arkadaşlar. Allah korusun dayı. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Birazcık korkutucu bir olaydı yani. Ben olayı çok panik vermek istemedim dün. Bu adamlara çok böyle yansıtmak istemedim. Ama Allah korusun hayatımız kayabilirdi yani. Bak öyle söyleyeyim sana. Yani tam yıkamadı. O teker bir fırlasa. Tam yıkamadılar yani. Öyle söyleyeyim sana. Mert falanla Nuri falan tam olayın ciddiyetinde değiller. Ama o olay hani 10 kere olsa 1-2 kere bizim yaşadığımız gibi olur. Geri kalan 8 senaryoda da çok farklı boyutlara giderdi. Allah korusun yani, Allah korudu bizi. Bak ne oldu biliyor musunuz mu? Lastik ne zaman patladı bilmiyorum. Ben patlama sesi duymadım ama. Tamam mı? Patlama sesi duymadım. Alkollü değildim abi. Sabahın körü olmuştu. Biz gece içtik saat. Kaçta içtik? 11'lerde 12'lerde içtik. Sabah 6-7 idi yani saat artık. Alkol mü kalır o saatte? Bütün gece de içmedik ki. Alkollü olsam yola çıkmam zaten. Bu benim alkollülüğümle alakalı bir durum da değil yani. Bu alkollü alkolsüz fark etmez. Arabayla alakalı bir durum bu. Bir yere çarpmadım, bir yere girmedim. Bir şey olmadı yani. Ferit anlatmış abi. Araba... Ne zaman anlattı ya? Vallahi onu da anlatmış. Bu arabayla... Gidiyorum tamam mı şimdi? 250 ile mi gidiyorduk? Kaçta gidiyorduk biz orada? 150 mi? 150 abi ya. Ya ben arada bir bakıyordum kenardan, 144-155 arası görüyordum yani. Mil mi? 144. Ya anan ya, anan ya. Arancılık yapıyor. Arancılık yapıyor. Ekrana geldi şimdi. Şahin. Bak bu böyle yaparsam bu ekrana veririm ben Mert ama. Sen bunu yaptın maalesef. Ben tweet atmak zorunda kaldım pardon, yani. O bir ikisi kezemiş. Hayır bak böyle konuştuğum o ekrana verilir yani mecburen. Alp sanatları yeteriyelim ya ben. Hayır Kragas, tweet atmak zorunda kaldım Çağrı. Ben atsana bir Alp'in tweetini. Bu konu yok yok şu an atacağım yani. Zorunda kaldım lütfen yani. Hani gerek yoktu atıyorum tweet geliyor birazdan. Tamam ellerinden öperim. Ne dedim bir şey mi dedim ya Alp? Yok, bak olayı yok. Anlatayım abi, olayı anlatayım bak. Burası önemli. 130, 140, 150 bandındayım. Tamam mı? Sol şeritten geliyoruz. Sabah çok da araba da yok yani yolda. Soldan gidiyorum ben de. Arabaya bindiğimde Allah tarafından bana böyle bir şey geldi tamam mı? İlk arabaya bindiğimde. Böyle titreme geldi ilk. Biri sanki böyle arabaya bindik, yağmurların evinin önünden arabanın diğer tarafı böyle bir arsa. O arsadan şöyle bir şey geldi. Binme. Gibi bir şey geldi. Oho. Ne diyor ya Çağrı? Evet, Yağmur. Uzaylı olduğunu düşünüyorum ben bunun. Çünkü lazer tutuyorlardı abi. Arabanın sol tekerine lazer gördüm orada. Anladın mı? Ya birisi uzaylılar sanki Yağmur sizin o yanda arsa var ya. Diyeceğim evet. Nerede burası? Dün sabah bir, orada uzaylı vardı. Bahçeşehir. Ben bunu dediğim için belki de şimdi... Satırı var o evin altında. Belki de şimdi... Satır ne? Yatır olsun. Senin ve Hamur'u sikim mami. Orada Yağmur bak dün işte dün sabah ben arabaya binerken lazer tuttular bana binme dediler. Uzaylılar orada işte UFO.
Orada çok dikkat et canım, Allah oralardan Allah. Giren çıkarken. Alp inanmayacaksın harbiden bak orada. Sen şimdi buna diyorsun inanmıyorsun ya. Fo ısıtıcı değil mi lan? Sen inanmadın ya şu an Alp buna. İnan kardeşim. Oğlum bu kadar büyük bir olaysa yani. Oğlum diyorum ki adamlar lazer tuttu amına koyayım. Böyle parmağı, bir de nasıl biliyor musun uzaylılar? Bak eliyle böyle yaptı, ışın gitti böyle tekerime. Lastiğime ışın gitti, ben onu gördüm. Çocuklar panik kapılmasın diye, paniğe girmesinler diye. Ben bir şey demedim yani, uzaylı var demedim. Nuri hatırlıyor musun ilk arabaya bindiğimde böyle bir 3 saniye falan böyle kilitlendim böyle direksiyonu, hatırlıyor musun? Evet. Durdu. Hemen hareket etmedim mesela. Evet. Niye o süreci şey yapmak istedim. Sonra abi yola çıktık, gittik de yolun bir kısmına da ilerledik, gittik de yani. Bak şöyle oldu. Araba giderken Allah'tan arkadaşlar, bu çok ciddi troll falan. Bak trollü bitirdim şu anda. Çok ciddi bir yorda yapacağım. Benim başıma gelmez. Benim arabamda olmaz. Ben iyi şoförüm. Ben şöyle bilmem neyim falan filan. Bakın gözünüzü seveyim, kurban olayım. Hepiniz çok değerli insanlarsınız. Hepinizin ailesi tarafından. Ne kadar şu anda içinde bulunduğunuz durum daha kötü olsa da kavga etmiş olabilirsiniz ailenizde. O olabilir, bu olabilir. Ben de ettim zamanında. Yani her şeyi yaşadım. Hepiniz kalbi çok temiz insanlarsınız gerçekten. Beni sevsen de sevmesen de illaki senin özünde iyi bir insan olduğun gerçek. Çünkü yaratılışımız gereği özümüzde hepimiz iyiyizdir. Lütfen kendinize çok dikkat edin. Araba kullanırken de çok dikkat edin. Ve direksiyonu iki elle tutmak hayat kurtarır. Bunu söyleyeyim abi size gerçekten. Direksiyonu iki elinizle tutmak hayat kurtarır abi. Rahat süreceğim. Daha işte hareketli havalı olacağım. Arabanın içinde seni kimse görmüyor abi. Görmüyor abi. Görmüyor ya. Manitayla yiyeceğim ne camları siyah film çektirmişsin. O saatten sonra dışarıdan görünmüyorsun zaten. Al ya. Abi yanlış mıyım Alp? Artık arabanın içinde oturup bir yaşamanın bir anlamı yok. Ya baba bandı çekmiş abi. Bandı çekmiş yani, anlatabiliyor muyum? Direksiyonu iki elinizle tutun. Uzun yolda hızı belli bir hızın üstüne çıktığınızda özellikle. bak burası gerçekten önemli. Ben dün direksiyonu iki elimle tutmasaydım o direksiyonun anlık sola kırma hareketini tutamayabilirdim direksiyonu. Sol elim buradaydı, alttan da buradan tutuyordum. Bu da doğru bir tutuş pozisyonu belki değil ama olsun, iki elim de şeyindeydi. Lastik janttan çıktı lan lastik. Janttan çıktı of, araba tık Allah yaptı. Allah korusun, Allah korusun. Bak o lastik biraz daha içeri girse, korusun. Daha çıksa arabayı takla da attırır bro. Öyle söyleyeyim yani. Aman geçmiş sola olsun. Sola tam biraz. Bak solumuzda böyle hafif böyle şey olur ya, su kanalı gibi olur ya. Onun da yanında şeyler olur. Korumalıklar. Korumalık değil de onlar da, hadi korumalıklar olsun. Barikat. Barikat. Bariyer, bariyer, refuj, bariyer. Refuj, bariyer. Aynen. Bariyer. Bariyerler vardı işte hemen solumuzda. Yani tutamazsan bariyere girerdik. Zaten bariyere girdikten sonra bu sefer takla atma durumum var. Yani bir şeyler var abi, dönersin. Kaza yani, anladın mı? Her türlü kötü yani. En iyi son bizimkiydi yani. En iyi olabilecek senaryo. Jartiyerliler değil abi. Jartiyer demedim ki ben. İki elime tuttum. Tıks yaptı, direksiyonu atıyordu, tuttum. Sonra dedim ki hemen yavaşladım. Dedim ki lastik patladı. Çünkü jantta gittiğimizi anladım zaten hemen o an. Hemen hızımı çok yavaşladım. Sağa çektim, arabayı durdurduk. Sonra işte arkadan işlemleri başlattık falan filan. Değişimi gerçekleştirdim şimdi. Taktığım teker, yarın lastikçiye götüreceğim arabayı. Vallahi birazcık geçmiş. Şeydi yani. Geçmiş o yüzden Allah korusun. O yüzden dikkat edin abi. Çok geçmiş sağ olun. Tiguan'ın ağa olamıyorum. Ah benim Tiguan'ım ya. RP plaka Tiguan'ım ya. Niye olmuş peki? Sonra lastiğe baktık abi. Lastikte kocaman bir delik var abi. Ama çivi mivi de yok. Kocaman bir delik var. O delik küçüktü bence. Sen öyle sürdün, orada büyüdü. Olabilir. Lastik havası inmişti yani. İnik. Bir anda patlasak zaten çok şansımız yoktu. Allah'tan inikken bu noktaya geldi, anladın mı?
Benim bu arabanın lastiklerinden çektiğim ne hocam ya? Abi sana bir Michelin lastik almak lazım. Michelin. Bıçaklamışlar lastiği lisede. Yok oğlum. Niye yapsınlar ya? Bıçaklasalar çağırırım arabayı abi. Niye bıçaklasınlar ki? Oğlum manyak mısın? Ne güzel çocuklarla öyle kesik değildi zaten. Delikti direkt yani. O zaman ben şunu diyeyim de o bu arabanın tekerini biri bıçakladıysa onun anasını avradını sikeyim dümdüz. Yok ben anasını avradını sikeyim. Delikti delikti. Abi bıçak yoktu, bıçaklamadılar. Çivi girmiş gibiydi yani. Girmiş ama çivi de yoktu ortada. Zaten çivi, çivi girse o kadar hızlı bakar. Çivi düşmüş işte. Olabilir. Geçmiş olsun dayım ben. Geçmiş olsun ya. Allah korusun. Geçmiş olsun harbiden. Brimstone kullanma abi bir daha lastik parkası olarak. Ya Brimstone kullanmıyorum abi ya. Brimstone mu? Brimstone kullan abi. Oku şunu artık çağrı. Ramflet lastik. Ramflet lastik neydi lan? Şey gibi işte kaymıyor. Tamam benimki de şey oğlum lastik. Benimki de... Patlamayan lastik. Patlamıyor. Evet Mars'ta kullanılandan. Var mı öyle bir teknoloji? Var var. Yaz aynen. Zincir lastik yaz. Güzelmiş ben lastikleri ama. Değiştirme gittiğimde onu niye önermedi o zaman bana? Pahalı oğlum. Demirden o. Ya, ya o sıçma biraz ya. Daha nasıl demirden ama? Yo yo yaz doğru lan, diyor. Zincir Tesla, lastik Tesla'nın yeni projesi. Yazdacım patlamayan kötü. Zincir lastik. Ya, patlamayan. Patlamayan. Tüm sekten falan geçerken daha lastik. Çok hissettiriyor. Ya patlamıyorsa da onun bir amacı yok ya. Patlamayan lastik. Patlamıyor işte bunlar. Keşke bu patlamayan bu lastik ya? Yıllar önce baban kullansaydı ya. Ya. Link atmış şaka çağırcım yani. Yakıştı mı sana bu? Geldi ve yaptım abi. Michael Jordan gelip amına koyayım şeyde TBF 3. ligde futbol oynuyor mu amına sikeyim hiç yaptın mı? Yapmıyor Ercan değil mi? Ercan abiye geldi. TBF ne amına koyayım? Michael Jordan ne? TFT o TFT. Kafa gitti amına sikeyim ya. Bir şey geliyor. Şaka. İbrahim'den sonra bu İbrahim'den oldu tam. İbrahim'den sonra benim aklım bir karıştı amına koyayım. Her şey karıştı birbirine. İbrahim'den geçti ama nasıl oldu bilmiyorum. Abi çok ilginç. Kegri iyi hoş diyorsun da çift elle direksiyon tutunca radyodan ne sesi geliyor bir de kaç inç kullanıyorsun fabrika çıkışı değilse bir inç küçült. O niye lan çift elle kullanınca radyodan öyle bir ses geliyor? Sesin mi sekiyor acaba? Şaka yaptım. Kanka... İnç mi inç ben çok bana bulaştırma. Ben lastikçiye götüreceğim. Bu don etsen lastikçi atsana. Çağrı'nın da lastiklerine bir inç küçültelim de. Onu atsana sen direkt bunu. Gelmiş geçmiş olsun abim. Allah bir daha göstermesin inşallah. Kargacığım çok teşekkür ederim. Real LED aydınlatma çok sağ olsun. Demiş ki LED ışıklarınla alakalı bir sıkıntı yaşarsan ben demiş sana gönderebilirim demiş. Çok sağ olsun. Ekstra. Kız Zeynep Beşik demiş. Bugün doğum günüm ve bu sene beni en çok güldüren insan sensin. İyi ki varsın abi demiş. Zeynep'ciğim doğum günü kutlu olsun. İyi ki sen de varsın. Mutlu yıllar. İnşallah güzel bir ömür seni bekliyorsun yeni yaşında. Doğum günü. Hey sen. Videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen. Videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen. Yaranıyorlarım.